Hocam. Emrah. Sevgili hocam, nasılsınız? Sağ ol güzelim, sen nasılsın? İyiyim hocam, sizi gördüm daha iyi oldu. Sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam. Evet. Pandemiden beridir yüz yüze görüşemiyoruz zaten. Neden öyle oldu? Gelemiyorsunuz herhalde çok fazla bu taraflara. Haberimiz olmuyor. Evet, ne yazık ki Emrah'cığım, dediğin gibi pandemi dolayı sıkıntı oldu malum. Ama acısını çıkartırız diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim canım. Sen nasılsın? Nasıl jandarma teşkilatı? Vallahi teşkilat gayet yolunda. Sıkıntısız yürüyor. Biz de üzerimize düşeni sosyal medyada yapmaya çalışıyoruz. Gururla takip ediyorum. Sağ olun. Benim ruhum biliyorsun hala asker, yani her zaman. Hala jandarma. Biz de hala size teşekkürümüz olarak görüyoruz hocam. Sağ olasın Emrah'cığım. Çok teşekkür ediyorum o senin güzel gönlün. Ben de bu teşekkür hala bir parçası olarak kendimi görüyorum. Ayrılmadık biz, zaman biliyorsun. Kopmadık en azından. Kopmadık. Komutanlarla da zaten hep biliyorsun, ilişki ediyor komuta kademesiyle. Sevgili kardeşlerimle de. Allah da sağlık verdiği sürece teşkilatımıza, silahlı kuvvetlere desteğe de hazırız, biliyorsunuz, söylemeye gerek yok herhalde. Yani o desteği de her zaman için hissediyoruz. Arkadaşlara bayağı bir yer gezdiniz birlikte, motivasyon konuşmaları Çok. yaptınız. Bunlar bence çok önemli şeyler yani. Eyvallah, eyvallah Emrah'cığım. Yani çok mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Her gün hem özel, herkesin göreceği şekilde sosyal medyadan çok geri dönüşler alıyorum. Kitapla ilgili, teşkilatla ilgili, özellikle kardeşlerimiz subay, az subay, uzman çavuş adayları ve olan arkadaşlarımız okuyorlar. Çok etkileniyorlar Emrah'cığım. İşin içinde biliyorsun, hem askerlik var, hem motivasyon var, hem mücadele var, her şey var. Okulu var, jandarmacılık var. Olmayan bir şey yok bizim kitabımızda. Yüreklere dokunduğunu da gördükçe çok mutlu oluyorum. Yani yapılan iş, demek ki iyi yapılan işler her zaman insan nezdinde karşılığını buluyor Emrah'cığım ya. Yani tabii şunu da herkesin de görmesi lazım. Bir yol ayrımında, hem de böyle çok ciddi bir yol ayrımında insanın Evet. tekrardan yola devam edebilmesi, hem de böyle sıfırdan yeniden bir kariyer devam edebilmesi bence çok önemli bir şey. Ve yani sadece jandarmaların, askerlerin falan değil, her kesimden insanların çok ciddi bundan etkilenmesi gerektiğini düşünüyorum ben yani. Kulaklıkla bir puan çıkartayım. Sesim böyle daha iyi geliyor mu yine Emrah? Gayet iyi hocam, gayet iyi. Tamam, o zaman kulaklıkla konuşayım. Evet, yani herkesin bu anlamda bence çok fazla motive olması lazım. En azından benim açımdan bu böyle oldu. Yani daha önce söyledim. Bu benim doktora tezi sürünüp dururken en son sizinle tekrardan bir görüştüğümüzde, yani dedim açıkçası, ya hocam dedim, hani bu kadar sıkıntıya, bu kadar engele rağmen dedim bunu dedim başardı. Benim yani herhangi bir, çok şükür, bir engelim yok. Altımızda araba, şurada kütüphane, her türlü imkan varken de neden olmasın ki filan şeklinde. Ve çok insanın da bundan hakikaten şey olması lazım, örnek alması lazım yani. Emrah'cığım, alıyorlar. Aldıklarını görüyorum. Evet. Geri O yüzden, falan hani, da var. evet, senin gibi inan daha yine bir gün birkaç öğrencimiz, daha öğrencim diyorum, birkaç bizi takip eden ve okuyan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden insanlar, hayatımıza dokundunuz. Kitabınızda çok şey değişti. Evet. Şöyleydi, böyleydi deyip o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki ya ben dünyanın en zengin insanıyım diyorum ya Emrah'cığım. Çok güzel bir işim var, evladım, sizin gibi dostlarımız var. Yani 7'den, Türkiye'den, dünyadan, yani insanlara parayla bunu yaptıramazsın. O yürekleri bilmek ayrı bir hediye. Çok şükür, hani ben kitabımın yerinde dile getiriyorum bu cümleyi. Şöyle bir dua vardır tasavvufta: Allah'ım sen sev, sevdir ve sevindir. Yani, duydun mu hiç bilmiyorum. Kitabımda var. Vazgeçmede. Allah'ım sen sev, sevdir ve sevindir. Yani çünkü bu garip kula diyorum ben, çok böyle güzel şeyler. Ama bir gün biraz senden konuşalım. İletişim uzmanı olarak iletişimdeki en güçlü güvendir diyorum. Öyle başlayayım ben bir gün istersen. Ve
Sana şunu sorayım. Hayatla iletişimin nasıl? Kendinle iletişimin nasıl sevgili Emrah? Yani kendimle iletişimimi yeni yeni kurmaya çalıştığımı fark ediyorum hocam. Aslında ciddi söylüyorum. Bu son dönemde Evet. bu farkındalık çalışmalarına falan çok fazla kafayı taktım. Okuyorum, yazıyorum falan onlarla ilgili. Ya açıkçası biraz da böyle bu işlerle biraz kafa buluyordum. Yani çok böyle ciddiye de almıyordum. Böyle boş işlermiş gibi geliyordu. Ama sonra işin içine girdikçe fark ettim ki bir şeyleri otomatik vitese takıyoruz. Evet. Otomatik pilota bağlıyoruz onların deyimiyle, bu farkındalık deyimiyle. Ve harala güreleyle gidiyor. Bazen böyle herkes aslında bunu fark ediyordur. Ya mesela işe gidiyorsun. Akşam oluyor. Akşama kadar bir sürü şey böyle gelmiş geçmiş, hiçbir şey yapmamış gibisin. Başladığınla bittiğin yerde aynı noktadasın filan. Bu işte aslında kendimizin farkında olmamızdan kaynaklanıyor. Bu bağlamda açıkçası kendimle iletişimimi arttırmaya çalışıyorum. İnsan aslında kendisiyle iletişimi kuramayınca bu sefer Evet. çevresiyle de iletişim kuramıyor. Çünkü çevremizle olan ilişkilerimizle aslında kendimizle olan ilişkilerimiz gibi. İnsan kendisiyle anlaşamıyorsa, kendisine değer vermiyorsa, kendisine iyi davranmıyorsa, kendisini affetmiyorsa, bu sefer başkalarına da iyi davranmıyor. Başkalarıyla da iyi ilişkiler yapmıyor ve başkalarını da affedemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani bu bağlamda ben açıkçası kendimle olan iletişimimi arttırmaya çalışıyorum ki bu hayatta olan iletişimi de arttırmaya yarıyor. Bu sefer daha sakin kalmaya başlıyor insan. Daha fazla kendisiyle baş başa kalmaya başlıyor. Yani böyle gereksiz şeylere sinirlenmemeyi öğrenmeye çalışıyor. Bunlar çok önemli şeyler bence. Yani ben burada buradan işte şey yerleri biliyorsunuz, Beştepe ile şey Anıttepe arası Evet. kendi arabamla gidiyorum ve yaklaşık trafiğin yoğun olduğu zaman 7 dakika sürüyor ya. Bu kadar kısa benim trafikte olan maceram. İstanbul'u falan düşündüğünüz zaman aslında yok gibi bir şey. Ve ben o 7 dakika içerisinde sinirlenmeyi başarıyorum yani. Ne kadar anlamsız bir şey. Halbuki hayatın 7 dakikası. Hiçbir daha görmeyeceğin şoförlere insan sinirlenebiliyor ve bu bütün gününü etkileyebiliyor. Hele hele diyelim ki iş büyüdü, ne bileyim bu arabadan indi falan filan. Bunlar ne kadar gereksiz şeyler aslında. İnsan kendisine ne kadar çok kötü davranıyor yani. Yani güzel girdik konuya bence. Emrah'cığım kendisiyle bence iletişimi iyi olmayan insan, kendine karşı dürüst olmayan insan, kendi özüne, kendi kişiliğine karşı saygısı da yoktur. Biraz önce gibi bence kendisine olmayan, kendini sevmeyen, kendiyle aslında kopuk insanlar ne yazık ki toplumla da diğer insanlarla da iletişimi bence kopuktur diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Hani sen sözsüz iletişim kitapları yazdın, doğru mu? İzleyicilerimiz, bizi takip edenler de senin kitaplarını belki alıp okuma şansları olur. Hani beden dili değil mi? Yapılan savaşlara bakıyorsun geçmişte. Okuduğum bir kitapta şöyle bir şey vardı. Çok sihirli bir anahtardır diyor. Savaş stratejilerinde savaşın aslında onda dokuzu sözle, onda bir silahla deniliyor. Öyle değil mi Emrah? Kesinlikle. Yani sonuçta savaşların en büyük olayı en başta caydırıcı olmak yani. Silah tabii ki de en sonra geliyor. Evet. Ama yani burada beden dilinin şöyle bir esprisi var aslında. Beden dili bir insan kendisini hani başkasını okuduğu gibi aslında kendisini de okuyor. Eğer kendinizin farkında olursak kendimizi dinlemeyi, kendimiz iletişim kurmayı başarabilirsek aslında kendi bedenimizi de fark ediyoruz. Nasıl fark ediyoruz biliyor musunuz? İnsan ne hissediyorsa o onun bedenine yansıyor. Ve duygularını aslında o bedeninde hissetmeye başlıyor. Mesela böyle çaresiz hissettiği zaman beden dili küçülür mesela insanın, böyle büzüşür, boynunu içine saklar zarar görmesin diye. İşte insanlardan uzaklaşmaya çalışır, bedenini falan sağa sola çevirir gibi. Ama kendisini de güçlü hissettikçe bu sefer o beden dili değişmeye başlar. Bu sefer insan açılır, yayılır, ondan sonra daha fazla yer işgal eder. Ve o insanın hayata karşı duruşuyla alakalı. Yani beden dilini bence öğrenmenin
en büyük avantajlarından biri aslında insanın kendi kendisini de okuması. Kendi kendisini okuyup da doğru bir şekilde de bu beden dilini yönlendirebilen insanlar bence çok daha başarılı oluyorlar. Çok daha hayatla iletişimleri daha başarılı oluyor. Mesela ben sizin fotoğraflarınıza bakıyorum. Sosyal medyada zaten çok aktifsiniz. Evet. Onların sizin bazen tekerlek sandalyede olduğunuz için anlayamayabilir yani. Kendine güvenli bir şekilde duruyorsun. Ciddi söylüyorum. Bu çok önemli bir şey aslında. Yani sadece o sanki ayakların değişmiş formu gibi ya da şey yazıyorsunuz ya hani yürüyemiyorsan uçacaksın diye. Hakikaten yani bu çok önemli bir şey ya. Evet. Emrah'cığım işte deminki noktaya geliyor. Ben şimdi ikinci kitabım ismini söylemeyeyim. Aslında ikinci kitabımda aslında konuyla yani o zamanlar olarak bizim hikayemizi, mutluluk hikayesini, başarı hikayesini bu minvalde bir kitap gelecek. İnşallah Allah sağlık verirse bu senenin sonu veya 2022 başı gibi. Yani ben kendimle iletişimini senin biraz önce söylediğin gibi kendimle çocukluk yıllarımı düşünüyorum. İlkokul, ortaokul, lise yıllarıma bakıyorum. İletişimim iyi olmuş. Kendimi sevmişim. Kendimle barışık olmuşum. Kendi iç dünyamda huzuru yakalamışım. Bu çok önemli. Yani ben eski jandarmayım. Sen şu an hala aktif görevdesin. Yani suçlulara, seri katillere baktığımız zaman, acımasızca cinayet işleyen insanlara baktığımız zaman aile içinde bir kuşak, iki kuşak veya üç kuşak öncesinde muhakkak sorumlu ebeveynler var. İletişimde, aile içi iletişimde ve dolayısıyla da sevgide eksiklik var, sıkıntı var. Ve onların duygu durumuna da o olumsuz yansıyor. Yani biraz ben hani annem babam ki sen de tanıştın babamla değil mi Ankara'da? Yani bizleri çok, biz dört kardeşiz. Bizleri çok iyi. Yani o özgüven, o kendine öz saygı, aile içindeki sevgi bizim bugünlere gelmemiz önemli olmuş. Ve seni de biraz önce yine bildiğin gibi yani evet beden dili baktığımız zaman yani insanın duygusunu gizleme gibi bir şansı yok. Gizliyormuş gibi belki görünüyorlar. Beden tüm o duyguyu aslında olduğu gibi ne yapıyor karşıya Emrah? Yansıtıyor. Ben bazen derslerimde öğrencilerim diyorum. Yani inşallah bugün de burada ağırlarız. Bir iş görüşmesine gittiğiniz zaman çocuklar aman işte şunlara şunlara dikkat edin. Şöyle yapın, böyle yapın, böyle giyinin. İşte el hareketi böyle olsun, duruşunuz böyle olsun vesaire vesaire. Yani duyguyu burada herhalde olay ne hissettiğin olaylar karşısında ne ve bu hissiyatı anlayarak korku mu hissediyorsun? Bir tedirgin kaygı mı var veya bir hissi var? Bu duyguyu iyi yönde de kötü de yani kötü duyguları da iyi yönde, iyi duyguları da iyi yönde kontrol altına alıp bu duygu yoğunluğunu hissedebilmek ve bunun varsa bir çözümü onun üstüne gidebilmek bence iletişim açısından da çok önemli diye düşünüyorum. Ne dersin? Aynen kesinlikle. Yani insan o zaten zayıf yönlerini fark edebildiği zaman bazen o korkuların ne kadar anlamsız olduğunu da fark etmeye başlıyor. Evet. Yani, çünkü aslında korkuların büyük bir çoğunluğu da temelsiz şeyler. Ve işin kötü tarafı hep geleceğe yönelik bir takım varsayımlar üzerinde korkuyoruz aslında. Evet. Farkındalık çalışmalarının aslında bir avantajı da o yani. İnsan anda kalabilse sonuç itibariyle gelecek daha gelmemiştir ki yani. Ben mesela bazen bir şeyden kaygılanıyorum. Ya işte komutanım böyle derse, şu olursa bu olursa diye. Ama öyle bir şey olmamış yani. Varsayımlı evet. olarak bir felaket senaryosu çizip onun üzerinde endişe duyabiliyorum. Ne kadar anlamsız yani. Gerçeklik mi? Yani, yani olmamış konuyu sen gerçekmiş gibi algılayıp onun üzerinden kendini dendereye bir fanusa ve bu sefer davranışlara da yansıyabiliyor aslında işin kötü tarafı. Yani
Bu sefer daha çekingen davranabiliyorsunuz, hata yapabiliyorsunuz. Halbuki öyle bir şey olmamış ki yani. Hani o, sadece siz olabilirliğini düşünüyorsunuz. Yani deprem olabilir diye gece uyumamak gibi bir şey aslında. Bu sonuç itibariyle deprem evet bizim bir gerçeğimiz ama olmamış yani sonuçta. Buna bundan korkmanın manası yok yani. Evet, evet. Peki Emrah'cığım, senin de kitaplarında da şimdi iletişim konusunda bu duygulan iletimi noktasında neyi söylediğin kadar, neyi söylediğin kadar, neyi nasıl söylediğin de çok değil mi Emrah? Kesinlikle. Sen programlarında mesela yalan değil mi? İlhamı anlat. İnsan o yalanını yakalama ki bu konuda yıllar öncesinde işte Amerika'da makineler gelişti. Bu konuda ne diyorsun? Yani bu işte %7, %55 görünüm, %38 değil mi? Yanlış hatırlamıyorum oranları, ses tonu. Yani sonuçta sözler %2 oluşturuyor. Aslında %93 ses tonu ve beden dili. Değil mi Emrah? Tabii ama bu şeyle ilgili aslında. Yani normal gündelik diyaloglar değil de bu duygular iletimiyle ilgili olan bir şey. Yani şimdi ben biraz önce size ne kadar özlediğimi söylerken bunu benim beden dilimin ve ses tonumun da eşlik etmesi lazım. Evet. Ki bunun nasıl olması gerektiğini de bilir. Yani özleyen bir insan nasıl bunu iletir? Öfkeli bir insanın ses tonu nasıldır? Üzgün bir insan nasıl yüz ifadesine sahiptir? Yani bunları biz doğuştan ya da hayatın içerisinde öğrendiğimiz için onları biliyoruz tabii ki de. Ve o duyguların kelimelere dökülmüş halinin sadece %50'sine bakıyoruz biz ama %93'ünü karşı tarafı gözlemleyerek bakıyoruz. İşte burada bu olmadığı zaman zaten buna tutarsız mesajlar diyoruz. Tutarsız mesajlar gerçekten de iletişimin önündeki çok ciddi engeller. Neden? Çünkü bu sefer iletişimin doğallığı da ortadan kalkıyor. İnsanın birbirine güveni de ortadan kalkıyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani o yüzden biraz da beden dilini aslında öğrenmenin esprisi de oradan da kaynaklanıyor. Yani insan karşı tarafa doğru mesajları verebilmeli. Veremediğiniz zaman zaten bu sefer etkili iletişim ortadan kalkıyor yani. O zaman olay ben dekanlık yönetici olarak biliyorsun. 4 sene dekanlık yaptım. Orada hep çalışanlarıma söyledim. Yanlış hata yapabiliriz. Tüm akademi giden personel bana dedim sadece samimi olun dedim. Ki bazen paylaşımlarda kullanıyorum. Yani iletişimde biraz önce dedim ya etkili iletişimde en güçlü duygu güven. Tabii. Yani samimi insan. İçtense karşı tarafa gerçek duygularını hem sözüyle hem beden diliyle tüm artık iletişim araçlarıyla diyeyim karşı tarafa yansıttığı zaman aslında kendi içindeki ışığı da karşı tarafa ne yapmış oluyor Emrah? Aktarmış oluyor. Ama bizler ne yazık ki toplum olarak dünya yani sadece bu Türklere ve Müslümanlara da özgü değil. Amerika'da da özellikle Amerika'da çok şey hani bu manipülasyon konusunda acımasızca bir rekabet var biliyorsun. Amerika bu zaten çok acımasızca uygulanan bir durum ama bizlerle de artık bunlar çok sirayet etti. Yani insanlar maskeyle böyle bir samimiyetsiz böyle içten olmayan hani ben sana yaklaşırken hep yani sana derken yani karşımdaki kişi yaklaşırken acaba ben onu nasıl kullanırım? Sana benim çıkarım neyse o çıkarım kadar ben değer veriyorum. Dolayısıyla da samimiyetsiz ilişkiler, samimiyetsiz kurulan iletişim bir süre sonra zaten çökme noktasına kendini getiriyor. Bu evliliklerde de böyle, bu iş hayatında yani işte sen de bir takım toplantılara katılıyorsun. Mesela onda böyle komutan üstlenirken bir takım toplantılara katılıyorum. Şimdi Tuğgeneral diyor ki mesela biz deve geçitine bağlıydık. Tuğgeneral arazi konuşmuş. Arazi bir tam piyade 1995-96'yı konuşuyorum. Şöyle gideceksiniz, böyle yapacaksınız diyor. Şimdi orada bir sürü yüzbaşı var, binbaşı var. Ya komutanım sen yanlış söylüyorsun. Böyle yaparsak asker zayi veririz. Buradan gidemeyiz. O dediğiniz gibi olmaz diyemiyor. Ben dinliyorum. Dayanamıyorum. Artık el kaldı.
Yani komutanım böyle böyle olursa böyle böyle yanlış yaparız, zayiat veririz. Korkusuzca bunu söylüyorsun. Dekanken de öyle. Bakıyorum dekanların hepsi rektör bir şey diyor. Yanlış bana göre. Ama kimseden çıt yok Emrah. Yani şimdi sen orada kendine karşı samimi olmazsan, kendine karşı olmazsan, içinde aslında diyor ki adam, ya yanlış ama sırf karşıdaki amirinin korkusuna iletişim kanalını kapatıyor. Amiri ne derse o yönde hareket ediyor. Ben hiçbir zaman öyle de yapmadım. Hani güven diyorsun ya, edebe uygun. Hani tasavvufta yine kelamı kibar derler. Edebe uygun bir şekilde karşıdakini incitmeden yanlışa da yanlış demek gerekiyor. Öyle değil mi Emrah'cığım? Kesinlikle. Yani sonuçta hayır şimdi bir dekan demek ne bileyim bir subay vesaire yani yetişmiş insan demek yani eğer o birikimini o diyaloğun içerisinde aktaramayacaksa o zaman neyin şey gibi neyin uzmanlığı yani her şeyi olduğu gibi motomot dinleyecekse hiçbir konuda fikri olmayacaksa o zaman gelsin rektör tek başına idare etsin yani bütün Bir sınavı. anımı anlatayım mı Emrah'cığım? Bir önceki dönem rektör bey zamanında, benim de zamanında Marmaris'te bir yönetim kurulu toplantısı oldu. Marmaris Turizm Yüksekokulu'nda içmelerde. Üniversitenin bir arazisini bir kamu kuruluşuna tahsisi yapılması konuşuluyor. Ki ben onun öncesinde Turizm Fakültesi binasını yapmak işte şuraya bina yapalım. Rektör bey diyor ki olmaz. Buraya yapalım. Olmaz. Ondan sonra biz başka bir yere yapmak zorunda kaldık ki iyi oldu. Bunun üzerinden bu toplantı geçiyor yaklaşık 7-8 ay sonra. Hocam siz bize yer veremediniz. O zamanlar hiçbir yeri uygun görmediniz. Şimdi siz tutuyorsunuz bizim arazimizi başka bir kuruma ki devletin üniversite arazisi vermeye tutuyorsunuz. Atıyorum o gün toplantıda 15 tane dekan varsa örnek veriyorum. Ben ve bir arkadaş mühendislik fakültesi dekanı bir arkadaşım haricinde kimse itiraz etmedi. İkimiz itiraz ettik ve şerh koyduk. Biz dedik kabul etmiyoruz. Korkusuzca, cesurca. Neden? Benim burada bir kişisel çıkarım mı var? Hayır. Üniversitenin öğrencinin çıkarını düşünüyorum. Onlar ne oldu biliyor musun? Aynı arabada 3-4 tane dekan benim gittiğim resmi araçla beraber dönüyoruz toplantı sonrası. Bana Ozan hocam evet yanlış yapılan siz doğru söylediniz. Sayın hocalar, sayın dekanlar siz de toplantıdaydınız. Niye rektörün o kararına okey dediğim zaman sus pus. Ya nasıl bir iletişim var sevgili? Ya burada tabii aslına bakarsanız iki yüzlü bir iletişim var. Yani sonuçta insan doğru bildiğini söylemiyorsa burada bir iletişimden bahsedilmez ki. Yani ben konuyu anlamıyorum. Yani açıkçası özellikle akademi fikirlerin tartışıldığı yerler olmalı. Yani akademideki üstlük, altlık yani bu idari görevlerin de haricinde daha ziyade bence bilgiye dayanmalı. Yani bilgisi olanın üstünlüğünün söz konusu olmalı. Doğruyu bilenin doğruyu bildiği şekilde arz edebildiği şeyler bence şey olmalı. Yani doğru iletişim bence akademide böyle kurulur ama yani bir belediye meclisi toplantısı gibi ondan sonra başkan bir şey söyleyecek, herkes elini kaldıracak. O zaman burada bilimden bahsetmek mümkün değil ki. Emrah'cığım ne yazık ki geldiğimiz nokta öyle. Yani işte basından da takip ediyorsunuzdur. Yani bir takım rektörlük ataması şunu en son Boğaziçi'yle bağlantıya geçmeden önce internetten okudum. Ne derece doğru? Atanan rektör bey Melih Bulu şeye başlayamamış görevine. Çünkü Boğaziçi'ndeki hiçbir profesör rektör yardımcılığını kabul etmemiş. Tepki gösteriyorlar. Hani şunu demek istiyorum. Yani liyakat zincirini kırarsak, emanet ehline vermezsek, Kur'an'da öyle diyor Allah. Emanet ehline sen de okumuşsundur belki. Öyle olursa tabii ne yazık ki bu sıkıntılar, bu biraz önce de konuştuğumuz konular. Yani akademide öyle olur, akademide böyle olur diyorsun ama onlar hep ideal. Rahçım, sen de doktoranı yaptın, akademinin bir ucuna belki, bir ucuna temas ettin. Ama içeriye girdiğin zaman akademik hayat ne yazık ki öyle değil. İdealden çok sapmış durumdayız. Şimdi Doğan Hoca sağ olsun bana kitabını gönderdi var mısın diye Doğan Cüceloğlu. Orada çok güzel bir cümlesi var. İnsanın diyor ruhsal açıdan en önemli gıdalarından biri diyor iletişim bak.
Bir daha söylüyorum, insanın ruhsal açıdan en önemli konularından birisi iletişimdir. Şimdi sen dekan olarak, sen hoca olarak kendine yalan söylüyorsan, oradaki alınan karar için inmediği halde rektörün istediği yönde veya atıyor amirin işte istediği yönde oy kullanıyorsan, aslında kendi iç dünyada o huzursuzluğu yaşıyorsun ve aslında sen ruhunu yanlış şekilde, yanlış iletişimle, yanlış gıdaya, yanlış beslenme ruhunu beslemiş oluyorsun. Öyle değil mi Emrah'cığım? Kesinlikle. Yani bu da insanı gün geçtikçe bence kendinden soğutan bir şey var yani. Duruma getirir diye düşünüyorum yani. Evet. Yine seninle bugün bağlantıya geçmeden önce biraz şöyle bir ders açalım. Charlie Chaplin'i biliyorsundur. Bizim çocukluğumuzda tabii televizyon kanalları, o zaman sadece TRT vardı hatırlarsan. TRT'de çok çıkardı Charlie Chaplin. Onun şeyine baktım, araştırdım. Şimdi o kadar güzel ki Charlie Chaplin bir şeyinde, yani biliyorsun siyah beyaz ve konuşmuyor şeylerinde. Konuşursam diyor, beni sadece İngilizce bilenler anlayacak. Ama sessiz bir filmi herkes anlayabilir ve dünya Amerika'dan ibaret. O kadar güzel. Yani çektiği filmlerle, çektiği şeylerle ki ne kadar güzel. Hatırlar mısın? Sen bizim X kuşağında hatırlarsın muhakkak o siyah beyaz filmleri. Veya Lorenz vardı. Yani bu şekilde karşıya o kadar güzel aktarıyorlar ki ve bizden, bizim bu coğrafyamızdan, bu güzel Anadolu'dan Mevlana'lar çıkmış, Hacı Bayramlar çıkmış, Yunus Emre'ler çıkmış, değil mi? Mevlana ne diyor? Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol diyor. Yani sonuçta da iletişim samimiyet demek, iletişim güven demek. Doğru mu Emrah? Önce samimiyet, önce güven, önce dinlemek yani aslına bakarsan. Evet. Bizdeki en büyük sıkıntının da o olduğunu düşünüyorum aslında. Dinleme eksikliğinden kaynaklanıyor aslında pek çok şey. Yani evet. Söyleyecek çok fazla sözü var ama dinleyecek çok az zamanı var yani. Ya da çok az sabrı var diyelim, zaman demeyelim de. Ya birisine bir şey anlatıyorsun, en ufak bir şey. Ya o kadar çok karşı çıkışları duyuyorsun ki. Halbuki sen belki farklı bir şey söyleyeceksin. Ama adam senin söyleyeceğinden işte lep demeden leblebiyi anlamış, cevabını bile düşünmüş. E seni ne ara dinledi? Dinlemedi tabii ki de yani. Bizdeki aslında en büyük problem bundan kaynaklanıyor. Çocukları dinlemiyoruz, karşımıza dinlemiyoruz, personeli dinlemiyoruz, öğrencileri dinlemiyoruz. Çünkü hepsinden daha fazla bildiğimizi düşündüğümüz için dinlemeye ihtiyacımız olmuyor. Halbuki evet. O kadar boş zamanlar geçiriyoruz ki günün yarısından çoğu işte cep telefonuyla geçiyor. Ne bileyim, günün pek çok zamanı boş boş aktivitelerle geçiyor. Aslında bunun yerine onları dinlemeye zaman ayırabilsek ne kadar çok şey yapar, yani yol almış oluruz iletişimde. Ben böyle değerlendiriyorum açıkçası. Şimdi yüce yaratıcı, yüce Allah insana bir tane ağız, evet, kulak vermiş. Ben holdinglere, bazı kurum ve kuruluşlara geçmişte liderlikle ilgili seminerler, eğitimler de verdim. Motivasyon değil, takım çalışması, liderlik. Etkili liderlere bakıyorsun Emrah. Atatürk başta olmak üzere gerçek lider bakıyorsun. Hep dinleyici olmuşlar. Ama ben şimdi sen konuşurken sana ne cevap vereceğimi düşünürsen senin cümlelerini ben ne yapıyorum? Senin kelimeler, senin cümleleri girmiyor içeri. Kaçırıyorum. Yep. Ve karşı tarafa bazı basit, çok basic, çok temel şeyler söylüyorsun. Ve bu yüzden seni dinlemediği için seni kaçırıyor. Ve sana nasıl cevap vereceğini düşünüyor. Oysa ki dediğin gibi, yani neydi o yine atasözü? Söz sükutsa neydi? Söz gümüşse sükut altındır. Ha, ya değil mi? Yani dinlemek, etmek, dinlemek aslında ne kadar büyük bir meziyet. Yani anlatılmak istenen bu. Öyle değil mi? Aynen öyle. Bu sohbetin ikinci bölümünde akışı bir miktar değiştirelim mi hocam? Tabii ki değiştirelim. Yani ben açıkçası onu hatta şeye de yazdım, posta da yazdım. Ben tamam. Turizm ve hizmet sektöründeki iletişim üzerinde de durmak istiyorum. Tabii. Çünkü işte turizm fakültesi dekanıydınız. Tabii. Oranınız ve
Bir de ben biliyorum ki çok fazla yer ziyaret ediyorsunuz, çok fazla yer görüyorsunuz, çok Doğru. fazla var. Açıkçası ben bunun üzerine biraz durmak istiyorum çünkü Tamam. ben çok dertliyim yani. Tamam. Ben dertli olduğunu düşünüyorum. Hizmet sektöründe hele hele böyle turizm gibi aslında bunların en üst seviyeye gelmesi gereken yerlerde bile çok ciddi iletişim problemleri görüyorum mesela. İnsanlar maalesef şunun ayırdına varamıyorlar. Bir turizm işletmesi de aynı şekilde, ticari bir kuruluş da aynı şekilde, jandarma polis de aynı şekilde, hepsi aynı şekilde. Yani bunlar ne kadar reklam, ne kadar eğitim şu bu yaparlarsa yapsınlar, müşteriyle temas eden en son basamak kadar güçlüler aslında. Ama bunun farkına varamıyorlar bence. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Özellikle mesela turizmin en yoğun olduğu Muğla gibi bir yerdesiniz. Sonuçta bütün işletmeleri biliyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz oradaki çalışanların iletişimle ilgili becerilerini ya da mesela yerel işte tesislerle işte ne bileyim yabancı kuruluşların bu konudaki yaklaşımlarını falan daha profesyonel görüyor musunuz? Fark görüyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Emrah'cığım, genelden özür dersen tümden gelim yapalım. Şimdi Türkiye'de bizim bu konuda da bir hatta bildirimiz vardı. Fikir Azane benden bir araştırma görevimizle Kıbrıs'ta bir uluslararası kongrede sunmuştuk. En son soruları bilemeyeceğim ama bundan 3-4 sene öncesi söyleyeyim. İçinde Emrah'cığım turizm kelimesi geçen 150'ye yakın STK sivil toplum kuruluşu var. Ve gerçekten turizmle faaliyet gösteren STK sayısı ise 94. Yani bu 150 tane STK'nın 90 küsür turizmle ilgili konularda faaliyet yürütüyor. Ve sektör tamamen parçalanmış bir yapıda. Yani kendi içinde tam bir bütün söz konusu değil. 3-4 kişi bir araya geliyor, bir STK kuruyor. Ve kendince işte protokolde yer almak, kendince fikirlerini beyan etmek istiyor. Ve bu noktadan başlayan bir iletişimsizlik. Bakanlık bir çatı var, bir bakanlık var, bir çatı düşünelim. Bakanlıktan aşağıya doğru da tabii ki bu toparlayıcı süreç ne yazık ki olması gerektiği gibi değil. Yani bakanlık STK'lara belki bir peki düzen verip bunlara rol model olacak şekilde bunları daha iyiye yönlendirecek şekilde bir takım aktivitelerde bulunabilir ama ne yazık ki devletin bu noktada da aksadığını görüyoruz. Buradan başlayan Muğla'ya geldiği zaman tabii ki şöyle söyleyeyim sana isim şimdi burada zikretmeyelim reklam olmasın ama senin de tahmin edebileceğin gerçekten kurumsal dünya çapında bir takım oteller var Muğla'da. Yani beşi hadi bilemedin onu geçmez zaten. Bu firmaların guest relation dediğimiz misafir ilişkiler birimleri gerçekten çok mükemmel çalışıyor. Bunlar otel zincirleri olarak kendi bölgelerinde kendi Muğla'daki hizmet verdikleri misafirlere karşı iletişimlerini çok üst düzeyde tutuyorlar. Müşteri memnuniyetine çok dikkat ediyorlar ama onun dışındaki birçok kurumsal olmayan işletme ne yazık ki günübirlik diyelim veya sezonluk kısa vadeli çıkar içinde koştuğu için misafirden alacağına bakıyor. Ben bu dönem kazandığıma bakarım düşüncesinde. Ama yavaş yavaş hataların biz farkına varıyoruz. Özellikle bu dijital çağla birlikte TripAdvisor gibi, Ya. Booking.com gibi bir takım işte Türkiye için konuşursak şikayet.com var yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir işletmede konaklıyorsun. Bir memnuniyetsizlik varsa ki bunu yazdığın zaman yapılan çalışmalar görüyoruz. Turizm talebinde Emrah %50'lere %60'lara varan düşüşler var. Yani müşteriyi memnun etmek istiyorsan onlarla çok sağlıklı, biraz önce yine konulara girmiş olacağız ama sağlıklı ve dürüst iletişim kanallarından vermen gerekiyor. Bunu yapan firma krizmiş, uçakmış düşmüş, terör bombalı falan
inan full dolulukla faaliyetini ne yapıyor Emrah? Devam ediyorum. Olsun. Bu tür işletmeler inan full kapasiteyle devam ediyor ama bu tarzda olmayan 5 yıldızlı da olsa işletmelerin ne yazık ki bu noktalarda turizm talebi noktasında sıkıntılar yaşadığını da gözlemliyor. Bu dijital tavsiyeler konusuna ben de değinmek istiyorum açıkçası. Evet. Ben bunun hakikaten çok fazla önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle siz büyük işletmeleri bahsediyorsunuz. Onlar tabii ki çok daha kurumsal eğitimleri ona göre vesaire. Ama özellikle küçük yerel işletmelerde bence o Google tavsiyelerin bile çok ciddi önemi var. Ben de açıkçası Google tavsiyelerin gönüllü bir yazarıyım diyeyim. Gittiğim pek çok yeri mutlak surette yazmaya çalışıyorum. Ve onun raporları geliyor. Pek çok insan yararlanıyor. Ben de açıkçası çok fazla yararlanıyorum. Özellikle yabancı bir yere gittiğimde bir şey yiyeceksen bile önce Google tavsiyelere falan bakıyorum. TripAdvisor'ı fazla kullanmıyorum. Ama ona mutlaka bakıyorum. Oradaki olumsuz eleştirilerin de pek çoğu aslında iletişim sorunlarından kaynaklanıyor. İşte garsonların ne bileyim böyle bir hodbinliği, kabalığı, işletme sahiplerinin kendilerini çok büyük görmesi, ondan sonra müşteriye umursamama. Halbuki müşteri dediğin senin sonuçta ham madden, yani sen oradan para kazanıyorsun. Veli nimetin. Ama maalesef bunun farkında olmayanlar sonra bir bakıyorsunuz baştan aşağıya saçma sapan şeyler dökülüvermiş, tavsiyeler. İster istemez çok kötü etkiliyor bence bu insanlar. Dijital tavsiye günümüzün en önemli şeylerinden bir tanesi yani. Emrah'cığım, bu bir sonuç. Bu söylediğim bir sonuç. Şimdi onun geri planındaki nedenlere bakmak lazım. Hani biliyorsun olaylar hep neden sonuç ilişkisi içerisinde cereyan eder. Sen de takdir edersin ki turizmde bu dediğimiz biraz önceki istisnai işletmeler haricinde personel çok yoğun çalışıyor. Günde en düşük mesai yapan insan 10 saat, 12 saat mesai yapıyor. Ayrı bir sıkıntı. Ve aldığı ücrete bakıyorsun Emrah. O 10-12 saatlik çalışmanın karşılığındaki aldığı para kesinlikle bu kişiyi ne yapmıyor? Tatmin etmiyor. Turnover diyor. Turnover. İş devir hızı o yüzden çok yüksek turizmde. Neden? Çünkü insanlar daha az bir saat ve daha fazla ücret kazanacak bir iş bulduğu an turizm sektöründen hemen ne yapıyor? Kaçıyor. Başka sektöre gidiyor. Ben bir zincir otelden örnek. Benim bir doktor öğrencimin 3 tane yabancı vardı. O işletmenin, o zincir otelin ön büro dediğimiz resepsiyonda görevliydi. 3 tane yabancı dil var bak. Emrah, İngilizce, Almanca ve Rusça. Çok önemli diller. Tipbox'la birlikte, bahşişle birlikte çocuğumuzun aldığı ücret aylık 2300 liraydı. Dalga geçer gibi ya. Ve işletmeciler ben dekan olduktan sonra biz yabancı dil diyoruz. Yabancı dil gelen öğrencilerin tamam dedim. Ben yabancı dil hemen adı değiştirdim. İngilizce yoğun programa geçtim. Ondan sonra bir başka toplantıda bak dedim ben dil problemini çözdüm dedim. Ama siz de bu çocuklara, stajyer çocuklara, mezun çocuklara hak ettikleri parayı vermelisin. Yani sen insanları Emrah'cığım tatmin etmez. Şimdi o garson o müşterinin huzuruna çıktığı zaman veya bir servise gittiği zaman o iç dünyasındaki o mutsuzluğu, huzursuzluğu, tatminsizliği istemeyerek de olsa beden diliyle, konuşmasıyla, hareketiyle müşteriye ne yapıyor? Yansıtıyor. Ama işin kötü tarafı bu. O işletmenin karlılığı üzerinde çok ciddi etkisi var. Çünkü herkes kendinden de bilir. Yani o çalışanın pozitif enerjisi bile bazen insanı daha fazla orada tutmaya yarıyor. Bazen daha fazla tüketim yapmaya yöneltebiliyor. Bazen de bakıyorsunuz ki adamın yüzüne bakıyorsun. Bir şey yiyesin, kaçıyorsun, gidiyorsun. Yani ne kadar önemli şeyler bunlar. Ya da tekrardan aynı müşterinin geri dönmesi, olumlu tavsiyelerle geri dönmesi falan mesela. Bu hatırlıyorsanız sizinle beraber sizin olduğunuz bir
konferansta, kongrede bildiri sunacaktım da o gün bir talihsiz bir kaza geçirmiştim. Evet, evet. Antalya'ya gelecektin. Evet, orada da mesela bundan bahsetmiştim. Yani hizmet sektöründe beden dili kullanımı falan konusunda aslında ne kadar önemli bir şeyler ve çok basit eğitimlerle de halledilebilecek konular bunlar. Ama tabii ki her şeyde eğitimle olmuyor. Dediğiniz gibi o adamın fiziksel bir kapasitesi var ya. Yani sonuçta 12 saat boyunca insan ayakta aynı enerjiyle, aynı güler yüzle nasıl servis yapabilir? Yani çok zor. Bazı işletmeler hakkını fazlasıyla vermesine rağmen iş saatleri, mesai saatleri yoğun olması, yani evet çalışıyor. Ya bunlar az sayıda işletmeler ama. Yani sadece deniz, güneş, kumu olarak düşünüyorum. Mesela ben burada bir takım termal otel gidiyorum zaman zaman. Çok önemli işletmelere gidiyorum. Türkiye'de yüz akı işletmeler. Firma çalışanı kesinlikle maddi manevi her anlamda tatmin ediyor ama çalışma saatlerinin yoğunluğu bir süre sonra insanlarda hani metal yol... Tabii canım. Hani o tükenmişlik sendromu. Yani insanlar artık dayanacak takati kalmıyor. Bu da ister istemez onların oyuncusuna neden oluyor. Şimdi burada isim vermek istiyorum. Otel adına Mehmet Biçer var. Benim bir otel genel müdür arkadaşım var. Fethiye'de. Önemli bir işletmenin genel müdürü. Boyu da biraz ama ben ona uçan müdür diyorum. Çünkü çok büyük işlere imza atıyor küçük boyuyla. O mesela Turizm Fakültesi'nde dekanken iki kere konferanslar açtım. Yaptığım Bodrum'daki Türkiye çapındaki ulusal kongreye açılış paneline konuşmacı olarak davet ettim. Şunu söylüyor öğrencilerine. Biz diyor öyle bir sistem kurduk ki o yazın o yüksek tempoda, o yüksek sezonda bile isteyen istediği zaman izin kullanabiliyor. Ama birçok işletme yazın hayır ya biz zaten diyor 5 ay çalışıyoruz. Hayır izin. O da tam tersi. Öyle bir yapılanmaya gitmiş ki Emrah'cığım. İsteyen istediği zaman izin kullanabildiği gibi gün içinde bir barmen veya bir resepsiyon görevlisi veya bir restorandaki bir işi var. Bir ne bileyim işte bir çocuğu rahatsız hemen yedekleme yapmış. Aynı bizim askerlikteki gibi. Yedeğine bırakıp gidebiliyor. Hatta bir anlattı Mehmet Bey. Ya dedi bir gün dedi geziyorum dedi otel içinde yaz sezonu. Barmen çocuk erkek yakışıklı çocuk. Bir tane yabancı turist kızı diyor sağlam diyorlar ama diğer müşterileri bıraktı diyor. Uzaktan görüyorum. Tamamen diyor kıza odaklandı ama bu sefer şey aksadı. Sistem aksadı diyor. Önemli de bir işletme. Artık girmiş içeriye. Barmen'e demiş tamam sen git. Sen ne yapacaksın yap. Geçmiş barmenin iş genel müdürü, otelin genel müdürü barmenliği kendi devralmış. Servisi kendi böyle bir oteldeki genel müdür için oradaki barmen ondan sonraki süreçte her türlü şeyi yapar mı Emrah'cığım? Mutlaka. Yani çalışandan fedakarlık istemeden önce aslında sizin fedakarlık yapmayı öğrenmeniz lazım. Yani bütün yöneticiler için aslında bu geçerli bir gerçek. Yani lider olmak bunu işlerde çok önemli. Önde yürümek değil de beraber yürümek sonuçta. Beraber yol almak. Bir ekibin başı olmak yerine ekibe önderlik eden bir parçası olmak falan bunlar çok önemli. Evet yeri geldiğinde. Mesela geçenlerde biz bir çalışma yaptık bu Şef Ömür Akkor'la sonra bir canlı yayın falan da yaptık. Evet izledim. Fark ettiniz mi? Evet izledim. İşletmede de aynı şekilde olduğunu çalışanları da söylüyorlar. Biz de orada gördük ki dağ başında hiçbir işten erimiyor. Geldi aldı bütün bulaşıkları girdi şakır şukur bütün bulaşıkları falan yıkadı. Yani şimdi bunu gören bir çalışanın buna saygı göstermemesi mümkün değil. Yani karşınızda hem bilgi olarak zaten sizin çok önünüzde bir tane şef var. Ama aynı zamanda işte en düşük iş nedir? Bulaşıkçılıktır yani sonuçta bir restoranda. Onu dahi yapabilecek durumda. Hiçbir şekilde erinmiyor, bundan çekinmiyor. Yani bu biraz da şeyle de alakalı bir şey. Kişinin özgüveniyle de bence alakalı bir şey. Mesela ben ilk yeni rütbelerde falan kendime bakıyorum. Şimdi şu gözümle oraya baktığım zaman aslında pek çok şeyi korkudan çok gereksiz atarlar yapmışım mesela. Şimdi
hiçbir şeyi umursamıyorum. Yani çünkü hani sonuçta ben o arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. Pek çok konu, mesela burası sonuçta kıta değil, pek çok konu ihmal edilebilir esasen. Ama eskiden bu toleransa sahip değildim maalesef. Yani şimdi insan yaş geçtikçe, tecrübelendikçe aslında o toleransa sahip oluyor. Bunlar çok önemli. Yani bir işletmenin yöneticisinin bir defa iletişim becerileri çok üst düzeyde olacak ki aslarından da böyle bir şeyi bekleyebilsin, çalışanları da onu örnek alabilsin yani. Şimdi Emrah'cığım, kurum kültürü dediğimiz nedir? Kurum kültürü, kurumun başındaki otelin genel müdürü veya sahibi, şirketin yönetim kurulu başkanı veya sahibi, neyse, onun karakteri ise, olaylara bakış açısı nasılsa, kurum kültürü dediğin şey aslında onu şekillendirdi, onun düşüncelerinden yola çıkarak şekillenen bir yapı. Evet. Şimdi buradan yola çıkarken gençliğimizler tabii, yani hangi durumda olursak olalım, yani Silahlı Kuvvetler, yani işte üniversitede yeni yardım doçentler, tamam mı? Diğer kurumlarda genç emniyet müdürleri, emniyet amirleri, hani o ilk yıllarda kendini kanıtlama olayı var. Ben var. Ben. Ama yaş ilerledikçe, yaş biraz kemal erdikçe, benden artık bize doğru geçiyorsun. Biz. Bak, bu çok önemli. Bu söylediğimin altını bir daha çiziyorum. Benden ne zaman bize geçerse insan, olaylara da çok daha sağlıklı, hem iletişim anlamında söyleyeyim bunu, hem liderlik anlamında, her anlamda ne olursa olsun, kendinden önce diğer arkadaşlarını. Ben biliyorsun, benim babam da jandarma subaydı. Şimdi çok onunla çok anım var. Tabii eskiden araç şimdiki gibi teknoloji çok gelişmiş değildi. Jandarma teşkilatında araç vardı. Babam anlatıyor, atla eşekle köylere gittikleri. Ondan sonra işte o jipler, sonra Land Rover'lar geldi falan derken, bir yere gitti. Tabii uzun saatler gidiyorlar. Asker var. Hiç unutmam, her zaman şunu derdi gittiğinde. İnsanlar tabii önce komutan, hemen komutan tek çıkartır. Aç gelmiştir, uzun yoldan geliyor. Tekrar işi uzun, tekrar yola dönüyor. Babam da hep şunu derdi. Önce askerlerime verin. Önce onlar yesin derdi. Şimdi bunu gören asker, bunu gören ast, ne oluyor Emrah'cığım? O komuta onların gözünde büyüyor. Biliyor musun? Çok küçük şeyler. Ki ben kitabımda da yazıyorum. Yani bazen insanlar mutluluğu da, başarıyı da Emrah'cığım çok uzaklarda arıyor. Oysa mutluluk da, başarı da o kadar basit ve elimizin altındaki şeylerde gizli ki, samimi olacaksın, çıkar ilişkisinden soyunacaksın ve insanlara birey olarak muamele edeceksin. Şimdi ben Amerika'da Doğan Hoca yeni kitaplarında çok güzel bahsediyor. Küçük insan diyor. Küçük insan. Birey. Çocuk deyip geçiyoruz. Ne anlar diyorsun. Amerikalı öyle demiyor. Amerikalı küçük insan diyor. Onunla göz temasına, boy mesafesinden onun hizasına iniyor. Göz teması, face to face. Evet. Göz temasına geçiyor. Neden? Ona olan saygıdan Emrah'cığım. Ve sonuçta hem çocuğu kazanıyor, hem kendini kazanıyor. Orada hocanın çok güzel bir tabiri var. Canına saygı duymak şeklinde. O çok, evet. Yani sonuçta herkes bir can taşıyor. Her varlık, her canlının aslında bir canı var sonuç itibariyle. Buna saygı duymak çok önemli bir şey. Ağacın da bir canı var. Ona da saygı duymak çok önemli bir şey. Yani değil ki çocuk zaten sonuç itibariyle hani bu yaşamın devamının simgesi, yani ona zaten saygı duymak durumundayız. Ama insan bir ağaca dahi saygı duyabilmeyi öğrendiği zaman aslında gerçek anlamda birey oluyor, ama maalesef o kadar şey ki, kısıtlı ki bunlar, baktığınız zaman çok azını görüyorsunuz yani. Ya burada iş dönüp dolaşıp yine kendisine gidiyor. Yani her şey bireyde bitiyor bence Emrah. Kendiyle olan, kendi öz saygısı, kendi öz şefkati, kendi öz farkındalığı, kendi öz bilinci ne kadar güçlü. Bu
onun diğer canlılarla olan iletişimine de ister istemez ne yapıyor? Yansıyor. Yani ben yine de öğrencilerime derim, herkesi kandırabilirsiniz ama kendinizi kandıramazsınız. Kendini de belki kandırdığını zannedersin ama bir gün bir yerden işte o patlak verir, biliyor musun? Yani dürüst olacak insan, kendine olacak, insanları sevecek. Sevgi her zaman iz bırakır diyoruz biz, biliyorsun. Sevgiyi aşkı bilmiyorsa bir gönül neye yer ömür diyoruz sevgili Evren. Aslında ne yapacak? İyi bir iletişimle yoluna devam edecek. Yani hayat aslında çok zor ama hayat aslında çok da güzel ve kolay değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok bir şey oldu, sohbet oldu. Sorulara falan da aslında soru değildi. Daha doğrusu yorumlar arada geldi. Çok da güzel yorumlar da geldi. Onlar, evet. Arkadaşlarımızdan. Onları da gördük. Gerçekten güzel katkılar oldu. Çok da evet. Keyifli sohbet oldu hocam. Emrah'cığım teşekkür ederim. Zaman ayırdın. Ben çok teşekkür ederim. Siz lütfettiniz. Seni her zaman takip ediyorum uzaktan. Hep beraber. En kısa zamanda da yüz yüze şu pandemi açılar inşallah bir an önce gelir. Hani ben buradan en azından biz dinleyelim. Yani aşı girdiği an ben hani inşallah daha sağlık günlerde buluşmak dileğiyle diyeyim güzelim. Kendine iyi bak. Ailene selam söyle. Ailemden akademisine hepsine bizi tanıyan herkese selamlarımızı ilet, olur mu canım? Başüstüne hocam sizlere çok selam söyleyin. İzleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Burada arkadaşlarımız yorumlar yapıyorlar, izlediler, takip ettiler. Benim ailem falan da bağlandı. Onlar da izlediler. Onlara teşekkür ediyorum. Buradan Almanya Batman'ın bağlandı. Türkiye'den ve Türkiye'den biz dinleyen arkadaşlarımıza gönül dolusu selamlar, sevgiler. Hocam, yeni kitabınızda merakla bekliyoruz. İnşallah Emrah'cığım. Allah sağlık ve yılın sonu veya 2022'nin başı diyelim. İnşallah. Saygılarımız. Teşekkürler Emrah'cığım. Kendine iyi bak. Sağ olun. Görüşmek üzere hocam. Herkese iyi akşamlar. Tamam.